Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzeyitlerle savaşımız sürüyor. Onlar, ben haritada biraz gezinirken, ederken belli bölgeleri bizden geri aldılar. Mesela yanlış hatırlamıyorsam onlardan bir tanesi şurası, Akhisar Kalesi. Burası tekrar düştü. Burası düşmüştü bildiğiniz üzere. Yani buradaki bütünlüğü falan sağlamaya çalışırken olabildiğince hani bizden uzak bölgelere sürekli bir saldırı durumu oluyor. Tabii ki bunun önüne geçmek istiyorum ama birazcık benim aklımda şu var. Kuzeyitlerle olan savaşı ben bitirmek istiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Bu savaşı bitirmek istiyorum. Bunun nedeni de hani zaten tek taraflı bir döngü var. Onlar hiçbir şekilde bize karşılık veremiyor ve dolayısıyla bizim bu yaptığımız savaş hani böyle olduğu için de benim içime sinmiyor şimdi. Acıyorum çocuklara. Vallahi acıyorum. O yüzden şunu yapacağım arkadaşlar. İlk gördüğüm kişiyle, yani kimi yakalayabilirsem, kime denk gelebilirsem bir dostluk içerisine gireceğim. Umarım o sırada bizim bir kalemiz daha düşmez. Şimdi konuşmak istediğim bir şey var. Sen Mesu ile görüş diyorsun. Ay pardon, bir dakika. Dur. Ablam bir dakika. Bu arada gözüme kestirdiğim birisi var. Ona da ulaşmaya çalışıyorum işin aslı. Krallıklarımız barış yapmalı diyelim. Yani gördüğünüz gibi adamlar acınacak durumda. Hocam bari şunları da versene ya. Parası neyse vereyim. Şimdiki. Şuna. Nasıl barışımızı yaptık? Şöyle bir şey yapalım. Bundan sonra yanımıza çekebileceğimiz adam varsa, örnek veriyorum. Buradan biz bir çekelim. Devamında zaten kuzeyitleri hani bitirebilecek güçteyiz. Hani o yüzden çok da fazla zorlamıyorum işin aslı. Politika yoluyla onları bitirmeye çalışalım. Mesela Mesui. Ablacığım. Ne düşünüyorsun? Bak, onurlu bir adam olduğumu gördün. Seni defalarca savaş alanında yendim. Ona rağmen seni gönderdim. Ulan şunu diyecektik, yanlış bastık buna. Ön filan filan koy bunları işte, çıkar mıkar ilişkileri. Hani yorma be bizi. Yorma bizi. Gel bize. Hoş geldin. Para bile vermedik. Ablam yalnız senin yerlerin vardı. Onları da keşke alsaydın yanında gelirken be. Ablamın belli başlı yerleri vardı, onları da bıraktı geldi. Ah be ablam. Neyse, bir şey daha soracağım sana ya. Senin alemde benim olabilecek biri var mı? Şunu vereyim şöyle. Hani bak, bir tane de torpil geçtim ha, haberin olsun. Şimdi benim aklımdaki kişi de şu arkadaşlar, size göstereyim hemen. Yani bunu yapacağım ama bir türlü yapma fırsatımız, imkanımız olmadı. Ben bunu istiyorum. Yana'yı istiyorum ama Yana'nın nasıl kalbini çalacağım onu bilemiyorum. Yana da şu an yanlış bilmiyorsam şurada. Hani onu ikna etmek istiyorum ama bunu bir türlü yapamadığım için problem oluyor. Yanacığım bir bekler misin ya canım benim? Balım. Lan oğlum, evlilik teklifi edeceğiz belki de. Gel bir dur bir dinle Allah Allah kralını. Yani bedavadan topraklara konacaksın. Yapma gözünü seveyim. Yanacığım, seninle bir şey konuşmak istiyorum ya. Ama kalenin dışında galiba bu konuşmalar olmuyor. Onu fark ettim şu an. Şimdi şuradan bir asker toplayalım. Ulan asker de kalmamış içeride. Memleketi var ya, kasıp kavurduk resmen. Yana içeri girdi mi? Girdi. Abluya bir gidelim. Şu Yana ile bir görüşelim. Hatta aslında bu oyunda var mı? Ay Yana, öyle baktım var ya. Bütün sana bakış açım değişti. Allah'ını seversen git. Git. Tamam, git. Ya biz kendimize nereden bir eş bulacağız ya? Kaç yaşına geldik arkadaş? Vallahi kaç yaşına geldik hala. Gel gelelim. Yok, açız. Vallahi açız. Şu tavernadaki dayıdan bir şeyler öğrenebiliyor muyuz?
Tamam. Hiçbir şey öğrenemedik. Hizmetçi. Tamam. Çok beğendim vallahi, ayaküstü yedim. Al, benim askerlere de var bundan. Kardeşim, sen de gel yanıma. Kasaba adamı, ne yapıyorsun lan burada? Ney? Kuzeytler muzeytler dedi de ayıkamadım ya. Sen adamların keyifler gıcır ya. Vallahi herkes keyfinden memnun. Biz kime salça olsak? Şimdi Vlandia'ya mı girsek yoksa farklı bir şey mi yapsak? Bunu çok düşünüyorum, taşınıyorum ama bir türlü karar veremiyorum. Yani gücümüz şu an hem Asera'ya hem de Kuzeyitlere yetebilecek duruma geldi. Ama ben bir çılgınlık yapıp ne kadar Vlandia'ya girmek istiyorsam da şu önce ufak ufak Kuzeyitlerden birazcık parça kopartacağım. Bu arada şu yeni gelenlere de ün verelim. Birazcık nüfuz verelim. Onlar da kendilerini adam sansınlar biraz. Hani bunu yapsınlar. Yeni gelenlerden kim vardı? Küçükler aramız güzel zaten. Bununla da süper aramız. Fafenim biraz sıkıntı çıkartacak bir tip gibi ama neyse. Şimdi nerede bunlar ya? Tamam. Şunlara bir destek olalım. Belki de bu aramız eksilerde olduğu için de olmuyor olabilir. Emin değilim, ne yalan söyleyeyim. Hani bunun olma ihtimali de var. Yalan yok. Çünkü artılardayken özellikle benim muhabbet ettiğim kişilerle aralarım hani genelde farklı bir şekilde muhabbet oluyordu ama şu an bu olmuyor. Onunla alakalı olma ihtimali çok yüksek diye tahmin ediyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken olay şu. Bulabildiğimiz kişileri para yoluyla kendi aramıza çekmeye çalışacağız. Politikadan yürüyeceğiz. Yani savaşa pek de gerek olduğunu ben düşünmüyorum bu saatten sonra. Hocam. Priyandor. Nerede bu? Simira Kalesi. Tamam. Oraya bir gidelim. Yani savaş. Zaten bir döngünün içine girdik ama. Bunun ne işi var lan burada? Bu döngüye girdikten sonra hani tek taraflı bir savaşın oluyor olması, bizim onları katlediyor olmamız her defasında, onların bize karşılık vermeye çalışırken sürekli olarak kaybediyor olmaları ister istemez durumun bambaşka bir noktaya gelmesine sebep oldu. Neden oldu? Yani biraz heyecan olsun ya. Heyecan olsun. Bu arada şu... Aha. Şununla bir görüşelim lan. Kanka bir bakar mısın? Neyse oraya mı girdin? Dur ben de geleyim yanına. Hazır kalenin içindeyken belki ikna ederiz. Hocam senin boyun bayağı bir kısaymış lan. Ne düşünüyorsun o puşt hakkında? Bak yaptıklarımı duydun. Yani duymaman mümkün değil. Kasıp kavurduk ortalığı. Bak o adam sözünün eri de değil. Gel, tanıyoruz, biliyoruz. Çıkar ilişkisi dediğin anda benim yanıma geleceksin. Oy birliği. Bak, oy birliği. Elde et, ekmeğini ye. Benden sana tavsiye. Hoş geldin. 200 kap paramı aldın. Umarım Karen şehrin bir şeyin vardır. Oğlum siz fakir misiniz lan? Ben de mi kimi aldım lan yanıma? Bunu. Oğlum bir kişi benden 200 mü aldın sen? Hayvan herif. Neyse. Neyse. Çok da kurcalamayacağım. Handanım bakar mısın ya? Sana da Handan diyoruz ama alınmıyorsun değil mi lan? Tamam. Onunla görüşemem şimdi, kusura bakma. Bunlar normalde paralı asker ya. Git onunla görüş diyor. Ne göreceğim şimdi çünkü. Onun peşinden mi koşacağım? O da.
İyice şey yapıyorlar, kaşınıyorlar. Şimdi şöyle biraz daha gezintimize devam edelim. Tabii bir yandan buraya da gidelim. Büyük ihtimalle o adam oradan gitmiştir, pardon bu arada. Ama hani en azından o arkadaşa ulaşabilirsek, yani şunun bir topraklarını elde edelim. 131K'nın hiç yeteceğini sanmıyorum ama hadi hayırlısı. Toplanıyorsunuz değil mi lan? Güç müç kasın ha, bak fırsat bu fırsat, bir daha bulamazsınız. Benden demesi. Handan hala olduğu yerden geliyor. Biz oradan tur atladık geldik lan resmen. Hani bir olta attık, tavaf ettik gölü. İnsan bir gelir ya. Vilandia ile Aseray barış yaptı. İlginç. Çapulcuları es geçiyorlar. Hocam bir bakar mısın? 404 kişi oldun ha. O son dakikada o orduyu almasaydın iyiydi ama neyse. Şimdi yaptıklarımı duymadın değil mi? Hıyar ağası nasıl duymuyorsun? Ağzınıza ettim bıraktım resmen. Bak. Mançuk sözünün eli değil. Herkes bunu zaten dile getiriyor. Söylüyor. Sana hak ettiğin değeri de vermedi. Bunu da biliyorum. Pospayitli abim. Şimdi. Cesaret de zaten tanınan bir arkadaş kendisi. Gelsin aramıza. Biz bu herife 300K'dan aşağı vermeyeceğiz belli. Kankam sonra ben gene geleceğim yanına. Gene geleceğim, bizde para yok şu an. Maddi sıkıntımız var. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Hiç biz buralarda zaman kaybetmeyelim. Vallahi hiç zaman kaybetmeyelim. Biz farklı toprakların peşine düşelim. Yani plan olmadı. Şu an gelen paramız var ama onları yanımıza alamıyoruz. Tyson'la bu arada görüşme şansım var. Tyson'um seni ikna edebilir miyiz lan? Yemedi. Al o zaman. Keşke bir hatun matun çözseniz bana da, çok tatlı olacak aslında. Barışımıza barış katacağız ama yok. Yok. Aa, kartal buraya gelmiş. Onun için mi aldın lan sen benden o kadar? Ya da o bizde var mıydı? Emin de olamıyorum ki arkadaş, kaleler sonradan çıkıyor piyasaya. Neyse, biz o zaman şöyle bir şey yapalım. Yavaş yavaş gidelim. Kime girelim biliyor musunuz? Asera'ya girelim. Onlar zaten et diye süt diye karışmıyor. Bir zamanında bize bilendiler. Neye bilendiler, ne için bilendiler onu da bilmiyorum ama. Gidelim ufaktan onlara. Bir ne yapıyorsunuz la burada siz? Yani biz bütün bölgelere hükmederken, imparatorlukları düşürürken, oğlum siz sıkılmadınız mı lan buradan diye ki. Yani adamların sıkılması lazım artık, yeter. Bu arada 48K. Ben üstümdekilerin hepsini satarsam sana büyük bir ihtimalle yeterli olacaktır da benim tahıllar mahıllar nerede abi? Ha, onlar gittiğim zaten. Al. Tamam, 202K problem değil. Biz onları gene toplarız. Orası ne kadar ediyor ki ya? Herhalde ben 70-80K tutabilecek malzemeyi bırakıyorum. Yani büyük ihtimalle öyle bir olay var. Şimdi onu ordu topluyorsun da neye topluyorsun oğlum? Orduluk bir durum yok ki lan ortada. Hani ortada orduluk bir durum yok arkadaş. Niye ordu topluyorsun? Daha dur, savaşı ilan etmedik lan. Şimdi edeceğiz. Birazdan edeceğiz. Yani keşke bunun bir kısa yolu problemi olsa. Ah be Vilandia. Ah be Vilandia. Yapılır mı be? Ha? Yapılır mı bu bana ya? Kaşındılar, kaşındılar. Güzel. Demek ki bizim çocuklar bu yüzden ordu topluyormuş. Belli oldu. Vilandia tabii yerinde rahat duramadı. Ne yaptı? Baktı. Ulan madem gideceğiz, bunlar hazır bu taraflara doğru gelmeden biz arka plandan işi bitirelim dediler de.
Şimdi olur da bir ikinci savaş gerçekleşir mi? Bu arada bir yandan benim at da almam lazım. Şehirlere her girdiğimde mutlaka at koşturmam gerekiyor. Ya koşturmaktan kastımı anladınız. Almam gerekiyor yani, takip etmem lazım. Yoksa şehrin içinde at koşturacak halimiz yok, o kadar da değil. Şöyle ordu iyice üst seviyeye yaklaşırken, o yana doğru biz de hızlı bir şekilde hareketlenirken bunları mutlaka halletmemiz lazım. At yok at. At bulacağız. Yalnız haritadaki hızım 5. Peki. Peki. Şuraya gidelim. Nasıl alttan alttan gideceğiz? Zaten benim ilk planımda olan şey şu. Bizimkiler var ya, yargı dağıtacak. Harbi diyorum, yargı dağıtacaklar. Çok fena belli ki bilenmiş bunlar. Oğlum durun, sakin olun lan. Hani o kadar ortalığı belvereye verecek bir durum yoktu lan. Alt tarafı bize savaş ilan ettiler hani. O adamların tamam düşünmesi gerek de, bizim çocuklar biraz fazla iş bitirecek gibi. Aha şurada şey var. At yeri var. Çiftlik var, çiftlik. Koronası mı? Kankaları. Bunlar da can horozlar. Şurayı bir alalım. Ürünleri de satın alalım. 5K iyi para. Allah var, iyi para. Porosum. Şehrine giriyorum. Gerçi burası şehrin ismi ama olsun. Buradan ben şu katırları toplarım acı. Ben bunları da bir çekeyim yanıma. Yalnız bizim çocuklara benim yiyecek stoklamam lazım. Bu ne lan? Hiçbir şey yok yiyecek burada. Oho, bunlar var ya, ata yatırım yapalım derken eldeki olan biten malzemeyi resmen hediye etmişler. Şunları da çekelim. Şuradan şunları alalım. Daha nereye kadar geldik? Oğlum bir dünya yol var lan önümüzde. Of. Yürü babam yürü. Yürü babam yürü. Haritanın bir ucundan bir ucuna gidiyoruz resmen. Patır da ordu kurdu. Vatanyalılar da garibim. Kendi hallerinde takılıyorlar ha. Habire bir esir düşüyorlar. Bir tekrardan yakalanıyorlar. Ne yaptıklarını onlar da bilmiyor şu an. Vallahi bilmiyorlar. Şurada at çiftliği var. O at çiftliğine uğrayacağız. Aha burada da var. Şuraya da girelim. Şuradan iki askeri tırtıklarım. Ürünlere girelim. Hepsini satın alalım. Ardından şuraya doğru gidelim. Yukarı çıkalım. Sola tekrar devam edelim. Takas teklifi kabul edildi. Kimi verdik? Dur lan, asker almayacağız. Ticarete bakacağız. Şuradan topla topla topla. Bu arada bana normalde savaş atı lazım ama bunların herhalde bazıları savaş atıdır diye tahmin ediyorum. Yani umarım öyledir. Sonuçta o kadar at alıyoruz. Oha, at bitti. İşte atlı ordunun zararları. At bitti. Ulan daha alt tarafı. İki adam geliştirdik lan. Vallahi süvari ordusu yapmak çok masraflı ya. Hani akıl kârı da değil bir yandan. Atlı okçular iyi ama mantıklı değil, mantıklı. Bu nereye bağlı bu arada? Aa, burada kale var. Dur lan, orayı alalım o zaman ya. Dur dur, buraya kadar gelmişken bari girelim. Vip Hanım, siz nereye gidiyorsunuz? Vere'ye gidiyorsunuz. Verek nerede lan? Lan ordu var ya, tamamen dağılmış durumda. Herkes kafasına göre hareket ediyor. Bu arada bu şehrin sınırları buraya mı işliyor? O da güzel. Burada fazla adam var mı? Yoo. Adamlar 300 kişi bırakmış lan bu kaleye. Kalenin içinde biri var mı? Yok. Tamam, burası kalsın ya. Orayı sonra hallederiz. Bak gene geyik sembolü var, bak bak bak. Gene satmış bu ibneler bizi. Yo, onunla o farklı mı? Farklı. Koç, o geyik. Şimdik. Buradan
Vlandiyalardan yanımıza çekebileceğimiz adam çok fazla var. O Hono buraya giriyor. Hono hard giriyor, hard giriyor. 900 kişiye 400 kişi. Alırsınız herhalde, eşek değilsiniz. Şimdi. Bu ne lan? 52 kişi mi var burada? E tamam, ben de burayı yağmalıyım bari. Hani. Biz de hiç zorlanmadan burayı alırız ya. Ne olacak? Zorlanır mıyız? Sanmıyorum. Şunu iptal etsek. Yani oğlum niye yağmalın ha? Aseraylıymış şu. Ben diyecektim. Ne gereği var yağmalama yetmeye de. Şimdi. Kuleyi koyacağız. Ardından koçbaşını yapacağız. Hatta kule yeterli olmaz mı ya sadece? Yok, olmaz, olmaz. Vazgeçtim. Benim çocuklar merdivenleri kullanmayı bilmiyor. Ona hesaba katmadık. Şimdik. Mesuicim, al senin olsun burası da. Ora nere lan? Benim yanım değil. Penderik Kalesi. Al Mesui. Ulan herkes Mesui destekliyor. Ulan var ya. Ayrımcılık burada da işliyor ya. Çok abazan bir klanına sahibiz. Belli. Vallahi çok abazan bir klana sahibiz. Şu kareye bir girelim. İçeriye el atalım. Ardından Vlandiyalarının yavaş yavaş sonunu getirelim. Bizim çocuklara o yaptığımız barış aslında bayağı bir yaramış gibi. Kendilerini bir geldiler, toparladılar. Yani direkt ala ala yola devam edeceğiz. Bu bariz belli de. Asiraylılar ne yapacak bu durumda? Onu çok merak ediyorum ya. Yani aslında şöyle bir olay olabilir. Hani madem bir savaş evresi döngüsü olacak. Misal veriyorum. Aynı anda bize mesela diğer krallıklar da hani salça olabilir mantıken. Ama işte bunun birazcık eksikliği ve bunu çok rahat bir şekilde kapatıyor olmak ister istemez etkisiz kılıyor. Yani şu ana kadar neredeyse biz defalarca barış yaptık ve defalarca bu barışı bozduk. Ona rağmen hani hala barış konusunda ısrarcıyız. Ve hiçbir şekilde bize salça olamıyorlar ya. Tam adamlar niyetleniyor. Hadi barış yapalım diyorum. Barışıyoruz. Lan böyle bu kadar barışılır mı rahattan? İdam etmediğiniz sürece hiçbir problem olmuyor. Yani barış konusunda. Ama idamdan sonra işte barış yapılmıyor. O kan bir kere akmış oluyor. Devamı da tabii ki ister istemez farklı oluyor. Bari şu kapıya vurayım ya bir iki tane. 8 hasar mı? Bana kim attı lan oku? Yalnız biz ordu bile kaybetmeden şu an ilerliyoruz. Koçbaşı çok rahat geliyor. Oğlum bu adamlar nereyi tutuyor? Burayı tutan eden yok. Bizimkiler şu an düşmanı düşürmeyi başarıyor. Galiba şuradan bir yerden içeri girdi bizimkiler. Yani şu an bu tarafı tutmaya çalışan adam da yok. Adamlar deli dana gibi surların içinde bir o yana bir o yana koşturuyorlar. Yani burayı da tutamayacaklar ki. Gerçi destek gelmeye başladı. O destek gelmeye başladı. Oo, buradan aşağı iniyorlar. Koçbaşı burayı hallediyor. Vur vur bir iki tane daha vur. Oğlum biz içeri girene kadar savaş bitecek lan. Vallahi biz içeri girene kadar savaş bitecek. Hocam şu tepelere vur, tepelere. Allah razı olsun kardeşim, madem içeri girdin hani açaydın be kapıyı biz kırmadan. Kaleye zarar vermiş olduk. Vallahi kaleye zarar vermiş olduk şu an. Nerede bu adamlar? Şu ana kadar iki tane yaralımız, iki tane ölümümüz var.
Bayağı elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik içeri. Bu arada her kalede de şu attan var. Ata çok saygı duyuyorlar. Aynı bizim yayındaki chat gibi. O derece. Neyse ben buraya soktum kafayı beyler. Siz takılın ya. Beni burada gören eden yok. Zaten savaş da bitti. İki tane kayıpla kaleyi kuşattık. Kazandık savaşımızı. Yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Vilandia'nın da süvarileri var. Hani o süvariler bize ilerleyen süreçte problem olur mu bilemiyorum ama. Al kardeşim benim. Lantanor bak. Lantanor. Unutmayın bu ismi. Neden unutmayın? Lantanor'a geleceğiz. Buradan birazcık güzellik yapacağız. Ker gitti. Aramız ne alemde? Onları biraz idare etmişiz de. Lantanor. Oğlum seni nasıl destekliyorlar lan? Harbi bu herifi nasıl destekliyorlar ben bunu anlamadım. Kim destekliyor lan bunu? Hangi kafayla destekliyorsunuz oğlum? Herif tek başınaymış la zaten. Garibin bütün sülalesini yok ettik diye mi böyle oldu? Galiba ondan. Verdik ya lan. Kaç kere vereceğiz lan? Allah Allah. Daha burası düşmedi mi? Lan biz orada kaleyi alıyoruz. Aa! Ulan bizim bebelere bak gene saldırmaktan vazgeçmişler. Kaleus Kalesi. Vallahi Mesui iyi yolunu buldun ha. Şaka maka bir yana Mesui iyi yolunu buldu. Herkes onu destekliyor. Oğlum biz nereleri alıyoruz? Ne oluyor lan? Hani görünen bir şey de yok ki ortada. Aa, bizimkiler tepeden girmiş. Çıkartma üst taraftan oluyor. Ya iyi. Tamam. Hoş güzel. Güzel güzel. Ama niye burayı saldık? Hani onu şu an anlamadım. Alaricim, bir bakar mısın? Vallahi bir şey diyeceğim ya. Hani paramız var o yüzden. Alari. Ya bak ben sana zamanında yazmıştım. Bak. Ben buna yazmadım. Ben buna yazmadım. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yanlış anlaşılma oldu. Bu erkek bir şey lan. Bu ne oğlum? Kalede 98 kişi var. Sincan'ın ordusu geliyor. Gel. Oğlum niye kaçıyorsunuz? Selamun aleyküm. Bir şey konuşacağım. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bak beni duymuşsundur. Onurlu bir adamım. Haysiyet, şeref, her şey var bizde. Sana yemini ihlal edecek. Haberin de olsun. Bak katıl bize. Çıkar ilişkisi filan. Bir düşün, taşın, kararını ver. Gel bize. Hadi lan oradan. Hocam vallahi kusura bakma para yok ya. Sen bayağı olmuşsun. Da şunu belirteyim, oraya gitmene izin vermem. Bak oraya harbiden gitmene izin vermem. Perin bir bakar mısın? Lan yoldan yakaladı mı öpeceğim bak ona göre haberiniz olsun. Ben sana burayı yar eder miyim lan? Bas git lan buradan. Bak vallahi alırım. Alırım fiyakan aşağı. Beni uğraştırma. Çakal köyden adam malan topluyor. Onlarla mı döveceksin lan beni simsar? Bizim manyak da geliyor yandan yandan. Ulan paramız olsaydı çok iyi olacaktı ya. Keşke konuşmaya başlamadan önce tahmini bir para miktarı ortada olsa. Ulan 230k para var herifi ikna edemedik lan. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Aa bende fazla asker var değil mi şu an? Vallahi fazla asker var. Köylüleri salacağız acı. Köylüleri salacağız.
Şuradan biraz at alalım. Şunları bir çekelim yanımıza. Hocam. Siz benden kaçmıyorsunuz ki. Beni koşturuyorsunuz. Farkında değilsiniz. Ben bunu oyalarım yalnız ha burada. Şaka maka bir yana ben bunları oyalarım burada. Ve bunlar güç kaybediyor. Hadi kamp kuralım buraya. Şimdi bir daha ikna edebileceğim buna ben seni. Oğlum çok şey istiyorsun lan. 90 tane at istiyor. 273 tane katır istiyor. Ulan var ya bunu veririm. Ağzıma edersen ben de senin ağzına ederim. Bak açık ve net söylüyorum. Yiyip işte malzeme istiyor benden. Kabul lan. Çok merak ediyorum bana ne getirdin. Bunu verdin. Bunu verdin. Peki. Peki. Yani en azından şehri varmış. Öyle düşünelim. Hani şehrin olması tamam, güzel. Ama donuma kadar da almam pek hoşuma gitmedi, ne yalan söyleyeyim. Adam bütün mal varlığıma el koydu lan resmen. Gerçi biz bir şey de kaybetmiyoruz ki. Öyle bir olay var. Şaka maka bir yana biz bir şey kaybetmiyoruz. Güm pamuk niye bende kitle? Gideyim bari. Ne oldu lan? Abi kale daha düştü. Al. Lantan oğlum. Oğlum vallahi senin tek başınasın diye iyi destekliyorlar ha. Diğer bebeleri unuttu bizimkiler. Bu arada şu emmi oğlu nerede? Sendin deme lan o. Nerede o? Yukarı doğru bir ok vardı. Ha. Hocam öyle yok öyle yok. Geldim buraya kadar 250 kayıp pişik dedin. Az biraz aramızın iyi olması lazım. Kusura bakma. Oho. Oha oha. 1000 kişi ne lan? Herhalde bizim çocuklar da oraya girmeye niyetlendi. Giremedi ha. Geleyim mi lan deste? İhtiyacınız var mı? Hadi bir adam varmış. Gelin de yardım edeyim. Ayıp olmasın. Vallahi ayıp olmasın. 74 nüfus mu kazandım? Nasıl kazandım lan? Çuldur Hanım. Ne yapıyorsun? Lan girmiyorsun. Bana mı güvendin lan sen? Vallahi bana güvenmiş. Harbi bana güvenmiş. Neyse. Girek bari ayıp olmasın ya. Adam bize güvenmiş savaşa girmiş. Şimdi gösterip elletmemek de olmaz yani. Adamın ordusuna yazık. Gerçi telef oldu bu saatten sonra hani pek de yapabileceğim bir şey yok ama. Neyse. Hücum beyler. Hadi. Size de at vereceğim hatırlatın bana. Oğlum biz ne yapmışız lan böyle? Gel. Iskaladım. Kanka ne yapıyorsun? Biz var ya. Efsane bir şey olmuşuz ya. Ulan beni artık 1000 kişiden aşağısı kesemez ki. Bu ne lan? Benim ordum full neredeyse süvari olmuş. Ben bunun hiç farkında bile değilim. Bizi aşağıdan haberi alıyoruz, yukarı atıyoruz. Önemli değil kardeşim ya. Vallahi önemli değil. Sen ne zaman sıkışırsan haber ver. Sonuçta şehir verdin bize. Gerçi
Fahiş fiyattan geldin ama neyse. Olur o kadar da. Şimdi oho bir dünya daha yanıma adam da alabiliyorum ben. Ver abi ver şunları ver ya. Tamam. Limit üstü mü? La başlarım köylüne gidin lan. Gidin lan. Köylüyle mi uğraşacağım bu saatte sonra? Şunu ver. Ya da hepsini ver bana ya. Senin işine yaramaz onlar. Biliyorum ben seni. Sen gözü tok bir abimsin. Şimdi şuradan ben gene gideyim at alayım. Yani. At çiftliği bundan sonra bulacağız bol bol. E bizim çocuklar burayı zaten talan etti. Ulan bir taraf üstten giriyor, bir taraf alttan giriyor. Şu an var ya Blandia'nın ırzına geçiyoruz ha altlı üstü. Vay be. Ulan biz neymişiz de haberimiz yokmuş ha. Şaka maka. Biz orada kuzeytlerle kendi halimizde takılıyorduk. Onlar bize saldırıyor. Biz onlara saldırıyoruz. Onlar bizden alıyor. Biz onlara geri veriyoruz filan hesabı. Ama şu an biz olmuşuz. Şaka maka bir yana. Olmuşuz. Kanka nereye gidiyorsun? Oğlum 80 kişi. Yürüyeyim. O işi geçeceğim. Burası benim. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Bura benim ha. Bura benim. Ayağınızı denk alın. Gidin başka yerler bakın kendinize. Gerçi ben ondan bir öğrenirim şimdi. Kanka derim nereye gidiyoruz hani. Neresi boş derim. Ona göre hemen bir rota çekeriz oraya. Ama şöyle bir gerçek var ki. Vilan diye can çekişiyor. Hani. Maddi açıdan durumları pek iyi değil. Bu 2-2-4. Ordu konusunda da iyi değiller. Çünkü Aserallarla bir yandan savaş veriyorlar. Aseray tabii şu an kendisine bir çıkar sağlama konusunda. Elinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyor ama. Bu nereye kadar böyle devam edebilir ki? Biz varız lan. Adamların hiç hesaba katmadığı biz varız. Bir kere niyetlendiler. Adamları öyle bir geri püskürttük ki hani. Tamam abi siz büyükmüşsünüz dediler geri gittiler. Zaten liderlerine komutanlarına falan gittiğin zaman adam şunu diyor sana. Ya biz işte hani daha çok ticarete önem verdik. Pazar işindeyiz. Hani adamın savunması bile bu. E bu adamın sana ne zararı dokunacak ya? Hani ondan hiçbir şey olmaz ki. Yani şu an Vilandia kendi kaşındı. Biz Asera'yı düşünürken onlar bir anda geldi bize bilendi. E şimdi darbeli matkap gibi bir sağdan yiyorlar, bir soldan yiyorlar. Yani valla onlar için pek de işler bu saatten sonra yolunda gitmez. Eğer öyle... La oğlum sen de ne vurdun la oradan? Ben buradakilerle uğraşıyorum o da çaktırmadan arkadan nasıl vuruyor ya? Hop yakala. Olmadı be. Oo, burada mancılık var. Mancılık. Ne yaptın lan? Şşş, nöttürüyor. Daş mı atıyorsun millete? La bir dur. Allah Allah. Oğlum bir durun la. Başlayacağım şarap şanağınıza ha. Kankacım al bakayım şunu. Bizimkiler gene girdi içeri. Koçbaşı nerede? Aa koçbaşı yok. Kurmadık mı lan koçbaşını yoksa biz? Gerçi koçbaşına gerek kalmıyordu ki doğru. Bizimkiler yürüye yürüye kalenin surlarının içine giriyordu. Şu siperler kırılıyor mu ya? Gerçi buna pek gerek kalmadı ama. Emmoğlu sağ olsun kafayı gösterince. Yok. Eyvallah kardeşim. Kanka. La bebe gösterdi elletmedi la. Şunu bir daha açsana bir. Aç bir aç kapıyı aç. Adamsın. Senin aldım plakanı oğlum. Sana bahşiş var. Sana bu savaştan sonra bahşiş var. Bu nereye gidiyor lan? Yani savaştan kurtulmak için neden bir insan kendini kapının diğer tarafına sıkıştırır ki? Ne gereği vardı? Yalnız atletizm bayağı önemli. Vallahi bayağı önemli. Yetişemiyorsun ya adamlara. Çok ağır geliyor üstümüzdeki miğferler.
Adamlar resmen koşa koşa gidiyor. Bizim Toto yerden kalkarsa ne mutlu diyorsun. Beyler bir tane adam şurada sıkıştı bak. Şu kapıyı bir açalım. Yani gelen olur melen olur, hani dışarıda kalan arkadaşlarımız vardır, onları da alalım içeri. Zaten burası son grupları diye tahmin ediyorum. Dayı çekil. Dayıcım çekil. Ulan bir koydum ikisi düştü sanki ha. Ne oldu, var mı da? Fıç fıç fıç. Nereye atıyorsunuz? Aa orada lan adam. Aranızda aranızda beyler. Güzel. Rahat bir zafer. Kolay bir zafer. Yine iki kaybımız var ama problem mi? Tabii ki değil. Paramız var. Yani iki kişinin kaybı hemen doldurulur. O yönden rahatız. Sıkıntı yok. Ama işte bu kaledeki adamlar beni hiç tatmin etmiyor neyse. Yani bunlar hiç beni tatmin etmiyor. Kuzeytliler güzeldi ya. Vallahi onlar güzeldi. Sugar adamlardı. Şimdi hocam siz nereye gidiyorsunuz? Veron. Veron nerede? Orada. Tamam. Eyvallah, teşekkür ediyorum bilgi için. Aa dur lan, şurayı birine verek. Kime verek? Mesuiyeciğim. Oğlum niye herkes Mesuiye çalışıyor? Ulan Vlandia'dan aldığım neredeyse bütün ordulara Mesui konuda. Gerçi Mesui'nin başında Baba Gai varmış da, Baba Gai patates. Patates büyük ihtimalle katlettik biz onu. E tamam, ben burada da kuşatmaya başlayayım. Bunlar zaten farklı bir yöne doğru gidiyor. Şşş. Kanka ihtiyacınız olursa bak. Oh. Oh vallahi Mesui yolundasın ha. Herkes sana veriyor. Herkes sana veriyor artık. Ne yaptıysan çocuklara. Yani bilemeyeceğim. Allah'ım bizimkilere bak nasıl yardırıyorlar. Bitti ya resmen. Vallahi şaka maka bir yana bitti. Yani tek bölümde Vlandia'yı düşürdük. Neredeyse. Hiçbir şey yapmadık ve bunu yaparken. Tek yaptığımız kalelere dayanıyoruz, alıyoruz, çıkıyoruz. Alıyoruz, çıkıyoruz. Bütün olay bundan ibaret. Ama hiç de zorlanmıyoruz bunları yaparken. Ya artık köylüleri bile atasım var ya şunları alamadığım için. Şuraya hemen bir kule. Koçbaşı. Hop direkt gir içeri. Bu arada bunlarda galiba okçu yok. Garnizon, milis. Milisler genelde okçu oluyordu ama olmaya da bilir. Ne yalan söyleyeyim. Buraya yalnız şundan yapacağım. Yapmak pek mantıklı olmuyor ama şöyle bir savaş versek ne olur? Mesela kanka gelen varsa gelsin Zuhan'acım. Hani biz buradayız. Yiğidin malı meydanında olur derler. Gelen varsa buyursun gelsin, bekleriz yani. Herkese kapımız açık. Lan ben yalnız böyle daha çok ordu kaybederim ya. Tamam. Direkt böyle girelim biz. Bir tane katapult. Açar kapıyı. Hatta atabileceği yeri mesela biz söyleyebilsek çok güzel olur da katapulta. Onu büyük ihtimalle yapamıyoruzdur. Direkt mesela mancılıklara çalışacağım. Okçulara çalışacağım. O kapıları tutan adamlara çalışacağım. Surlara çalışacağım mesela. Oralar bir düştü mü üf, tadından yenmez. Hocam. Bunu oraya koyardık iyiydi de. Neyse. Şimdik. 141'e 333. Okey. Hemen şuraya ben atı park edeyim. Ardından ben şuradan yavaş yavaş bunlara püsküyü vereyim. Bunlar ne olduğunu bile anlamadan hemen buradan kaç kişi düşürürsek kârdır. Tamam babam tamam. Senin canın çekti belli ki. Oğlum düşmüyor lan bu. Adamın miğfer koruyor abi ilk atışı. Helal olsun.
Allah var, güzel miğfer yapmışsınız. Yalnız bizimkiler buradan girerken hiç zorlanmayacak. Zaten burası açıldı. Yalnız tam tepemde bir sanki mancılık var gibi. Öyle bir şey hissettim. Adam şu an sarıyor zincirleri. Şu tepedeki abiler sanki biraz sıkıntıymış gibi ama. Bakalım, ona da tutturabilirsek ne mutlu. Heh. Ay. Bunlar hayatta burayı tutamaz. İmkanı yok. Yani sadece şu savaşı okçularla bile bitirtebiliriz. Yani hiç içeriği zorlamadan etmeden. Abou, daha gitti daha. Kanka kusura bakma ya, valla kıdemli müdemli tanımıyor bizim oklar. Tek atıyor geçiyor, bilemedin iki. Hani bilemedin o da. Bildi mi zaten, aha gördüğün gibi teke gidiyor. Buna vuramadım ama olsun. Hoş geldin dayıcım. Lan taş ne atıyorsun oğlum? Biz adama ok atıyoruz, adam bize taş atıyor ya. Allah Allah. Nasıl bir memlekette yaşıyorsunuz lan siz? Nasıl bir yokluk oğlum bu? Ok var mı lan fazla? Bir iki tane atsanıza ya. Ok bitti bende. Kaç kaybımla bak, hala taş atıyor ya. Yakışıklı da çocukmuş. Sakata gitti. 3 tane kaybımız var. Hacım dur, ben şunu bir alayım. Vallahi bir tane kaldı. O da senin kısmetinmiş kardeş, olmadı. Aa, bura yanıyor. Ne dolduruyoruz? Hocam. Ha. Turla, ben toplarım oradan. Bakma öyle. Okum yok, ne yapayım? Allah Allah. Oradan da okmalını diyenler var aranızda. Bunun farkındayım. Ama alacaksın. Gerekirse alacaksın. Of, yalnız var ya, iki tane attım, ikisi de sağlam gitti ha. Bu da 3 olur mu? Olmadı. Bu da iyice baya şanslı ya. Neyse. Heh bak. Şunu yap bana, tamam. Gerçi burada da arada parti veriyorlar ama olsun. Oğlum siz ne yapıyorsunuz hala? Biz mekana girdik lan. Al. Düşeceksin, dikkat et. Gerçi adama düşeceksin deyip arkadan da geçirmek biraz hoş olmadı ama olsun. Yani ben onu düşündüm yani. Beyler bir müsaade, teşekkürler. Şimdi kanka gel. Hop. Bak, bak sana böyle vuracağım. Vuramıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Kas gösterisi mi yapıyorsun lan bana? Hayırdır? Hayırdır? Aferin lan. Onunla gerçi benim işim vardı. Sen niye karıştın lan bizim işimize? Şşş. Topuğuna sıkarım topuğuna. Bir daha benim işime karışma. Ben orada adamla güç kapışı duruyorum ya. Adam hani benden daha kaslıymış, daha güçlüymüş. Ama olsun yani. Sen niye abinin işine karışıyorsun? Vilandiye çavuşu gel. Kiralık gel. Lan bunlar hiçbir alta yaramayacak da işte. Alıyoruz laf olsun diye. Sırf gelişmişler diye alıyorum ha. Alacağımdan da değil. Tamam. Şurayı da çekelim yanımıza. Oğlum bir desturla, bir dakika la. Veron Kalesi. Kimin olsun? Mesui'nin olsun. Olsun, Mesui'nin olsun anasını satayım. Lan Mesui var ya, bir bilense bana savaş açsa sıçtık ha. Mesui görüyor musun? Bak herkes sana çalışıyor. Haberin olsun. Sen de bana çalış. Kızımızın yok mu? Gözümü seveyim ya. Hani. Olmaz böyle ya. Vallahi yokluk. Ya herkes gelmiş 30 yaşına 40 yaşına. Ben kimi bulacağım lan bu saatten sonra? Biz gencecik delikanlıyız. Çocuk mocuk da olmuyor piyasada. Hani bir mesela bir aralar benim Liena'm vardı. O da patladı. Vallahi o da patladı. Görüştüm onunla. Hiçbir şey demiyor ya. Ben ona yavşayacaktım. Demek ki zamanında evlendin. Evlenemezsen sap kalıyorsun. Bu hayatta sap kalıyorsun. Ben bunu anladım. Kankam. Bir bekler misin? Oğlum bir şey soracağım. Yanlış anlama. Hani fazlasında öyle gözüm yok. Aa Zoana. Bir şey konuşacağım ya.
Ha. Yani doğru. Ben sana zamanında yavşamışımdır büyük ihtimalle. O yüzden o yüzden. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Ana bizimkilerin vallahi kafa güzel ya. Ulan herkes farklı mekanlara salç oluyor. Bura ne? Oğlum buraya almadan niye içeri girdiniz siz? Alsanız da şurayı da. Oha bu ne lan? Telibel Kalesi. Mesui. Ne varsa Mesui de var. Ver Mesui'ye gitsin ya. Ulan ben böyle avaza liderler görmedim ya. Krallar ayrı, kendileri ayrı avaza çıktılar. Biz evlenek diye yanıp tutuşuyoruz, etrafta insan arıyoruz. Bunlar da gelene gidene, gelene gidene hesabı. Mesuiye çalışıyorlar. Allah'tan yani yana mana değil. Biraz daha genç olsa ne yapacaklar? Elindekileri verecekler herhalde. Hocam bir bekler misin ben? Hocam bir bekle. Vallahi çok bir şey yapmayacağım. Ya biliyorum mekanına giremedim farkındayım ama yakalanacaksın kaçarın yok. Hani her türlü ben seni öpeceğim açık alanda. Her türlü öpeceğim. Hocam bak Dalbert'ten bir cacık olmaz. Keşke yaptıklarımı duymuş olsaydım. Deseydim. Onu deseydim belki daha mantıklı olabilirdi. Kralın çıkar ilişkisi filan her türlü bağlarız. Al cesur adamsın. Gelir misin lan bana? Ben seni alabileceğimi hayatta sanmıyorum. Paramız yok o kadar ama. Olmadı. Hocam kusura bakma ya. Vallahi kusura bakma. Ama aldım plakanı ekartım. Aldım plakanı. Çünkü bunda sağlam yerler var. Bak burası var. Burası var. Burası var. Biz bu herifi ikna edemeyiz. Biz bunu ikna edemeyiz. Oğlum bu arada burayı niye düşüremiyor bunlar? Çok garip ya. Aa, Dertart'ın ordusu. Kral. Kral. Ne yapıyorsun? Kralcık. Konuşmak istediğim bir şey var. Barış yapak mı? Aa, barış yapmıyor. Barış yapmıyor değil, pardon. Adam para bile istemiyor barış yapmak için. Oğlum bu kadar mı zor durumdasınız ya? Aa. Şunları da vereceksin lan o zaman bana. Ha bunları istersen at parası istiyorsun sadece. Tamam bir şey soracağım. Ya da sormuyorum ben gidiyorum ya hadi görüşürüz. Mal. Lan bu kadar da kendini kötü ve komik duruma düşürme ya. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun sen şimdi? He? Nereye gidiyorsun sen şimdi? Garanti var ya şurada bir yere gidecek ha. Açlıktan ağzı kokuyor. Bak, açlıktan ağzı kokuyor. Geliyor bana salça oluyor. Lan senin ne haddine? Oh üzüm. Bizim çocuklar yesin yesin. Bayram ederler. Bu arada ben gideyim şu üstümdekileri bir boşaltayım ya. Şu da gelişsin de. Şunları bir boşaltalım. Nerede şehir var lan burada? Şehir, 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 şehir. Of, bayağı da uzakmış. Şöyle bir inventory ayarımızı çekelim. Şu atlar duracak. Gerçi bu sefer hepsini sat yapmayacağım ya. Sanki diğer türlü daha rahat para elde edebilirmişiz gibi hissediyorum. Bu arada yukarıda bizim çocuğa kaydılar ayaküstü. O pek hoş olmadı. Şimdi. Şu üç taneyi ver bana. Bir ticaret yapalım. Bir ticaret yapalım. Bu arada ne yaptınız oğlum? Katırları mı yediniz lan? Katır kalmamış. Lan ayaküstü galiba katırları kesiyor bizimkiler ha. Şöyle direkt verelim. Basacağız. Basacağız yapacak bir şey yok. Yani olabildiğince gelişmek istiyorsak eğer bu ahşapları da ne yapacağım ulan bu kadar ahşabı
Ulan ateşe versek mekanı demek ki var ya. Üy! Bu arada çocuklar bir şey diyeceğim ya. Oğlum. Hayrına şu mekanlara biraz para koyun lan. O kadar para da verdik herife, 250K civarı ama. Gel gelelim. Ağzı kokuyor buranın. Vallahi ağzı kokuyor. Para bitti lan mekanda. Ana. Ay üzümler gitti. Neyse, ben onları alırım geri. Şimdi şunları da kilitleyelim. Şimdi alınacak var. Almayacağız. Biz vereceğiz. Bu şehrin hayatta kalması lazım. Önce bir şuraya inelim. Üzümler nereye gitti lan? Ana üzümler yok. Ahşaplar burada. Üzüm, 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 üzüm. Nasıl ama? Şaka şaka, bunu geyik halim yok sizde. Ya göstermelikti. Göstermelikti de. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, kadife, çömlek, kürk, postlar, pamuk, keten, tuz, keten, bira. Ha. Yiyecek bölümüne şöyle bir geçelim ya yavaştan. Tamam, ben sana para vereyim oğlum. Sizin mekan batacak lan böyle giderse. Bu ne? İçeride yiyecek, içecek stoğu yok lan. Bebeler ölecek. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Başka şöyle göze çarpan bir şey var mı? Şövalye. Şövalye tarzım değil. Oğlum bizim şeyin uzunluğu kaç ya? Lan uzunluk 115 diyorsun. Küçücük duruyor lan. Nasıl uzun o? Ha, ben bunu arıyordum. Kısa bil. Kısa bil, kısa bil. Tamam, benim aradığım buydu. Demek ki bunu kullandıktan sonra bu çıkıyormuş ortaya. Şimdi bu biraz daha uzayacak. Ondan sonra ver elini. Ha bu lan zaten. Blok blok. Bakayım bununla bunun arasındaki fark ne? Kısa bil mi daha iyi? Savurma hızı. Uzunluk 138. At bunu ya. Benim oraya okum var. Tamam. Buldum sonunda ya. Ulan demek ki burada satılıyormuş ya. Ulan ben seni her yerde aradım. Hiç buraya gelmemiştim. Vallahi hiç buraya gelmemiştim. Şuradan ürün satın alalım. Atlar matlar var burada. Onları bir toplayalım. Tamam, devam. Vallahi nasıl mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum. Ben bu hazla var ya, bir tane adama girerim ha. Kime girsek ki? Şurası düşmüyor. Şurada ne oluyor? Mesela 477. Yok. Gerek yok. Ulan ben bizimkilerin bir yanına gideyim de. Burada bir şeyler yapalım biz ya. Biz burada bir şeyler yapalım. Bu arada benim hızım mı yavaşladı? Ne oldu lan? Bu kale ne alemde? 197 kişi. Bak bak. Bizimkileri köşeye aldıklarını sanıyorlar. Öyle bir şey var mı sizce ya? Biz buna müsaade eder miyiz? Biz buna izin verir miyiz? Yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim ya. Kısa bilimi de almışım ben. Hani. Ver elini. Şunu var ya, bir koyacağım 3 kişi. Beyler direkt hücum. Direkt hücum hiç. Lan burası ne biçim toprak lan? Burada bir şey yetişmez ha. Neden atçılığa önem verdiklerini anladım. Ben şöyle bir gerdireyim, bir gerdireyim, bir gerdireyim. Hoppa! Allah belanı versin. Bir kişiye mi denk geldi lan oradan? Kim ok atıyor bana sormasaydı? Daha hacı bir çekin.
Aa, bunun normalde 2-3 kişiye vurması lazım. Ne alaka? Herhalde bu o değil. Ama ona çok benziyor. Yani sen tertemiz. Baltadan daha iyi. Baltadan daha şekil. Görüyor. Bir koyduk at. Of. Bellissimo. Bellissimo. Vallahi mükemmel bir oktu. Kalk bana yat aşağı dedi. Bizim adam işi bitirdi. Tabi bu adamların neden kaleleri tutamadıkları belli ya. Bu ne la? Ne kamanı? Dur giriyoruz işte. Çekil önümden de vurayım, Allah Allah. Hızımı kesiyorsunuz çocuklar. Vallahi hızımı kesiyorsunuz. Abi be. Öldü. Kayıp yok. Ben ne yapayım ya? Bu saatten sonra bize kimse kafa tutamaz. Vallahi bu saatten sonra bize kimse kafa tutamaz. Al Ali'cim hadi git. Hadi git. Git. Beğenmedim seni. Siz ikiniz gelin. Sen de gel. Sen de gel. Siz de gidin acı ya. Yani yeni gelecek adamlar var. Kusura bakmayın beyler. Onlara yol açmamız lazım. Vilan diye yiğit. Gel. 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 Şurada çavuş var iki tane. O çavuşları da alalım. Şövalye var. Tamam, diğerleri olmasa da olur ya. Okey. Bayağı iyiymiş. Burada ne oluyor? Oğlum yalnız o kadar çok kırmızılık var ki hani kim dost kim düşman belli değil burada. Beyler. Vallahi katilit matilit dinlemem ben. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya yorma beni. Oh, Bipo'nun bir ordu daha kurdu. Koçum benim. Yakışır kardeşim. Yakışır. Sen demin o kaleye girecektin değil mi? Bak gel bize katıl. Hiç uğraştırmasın bizi. Gider ayak. Yalnız ben politikaya hiç girmeyeyim ya. Politika bana göre değil. Ben politikaya girdim ve patlıyorum genelde. Aynen. Hadi lan oradan. Ya abla git ya yoluna. Git yoluna git. Senin neren var? Burası varmış. Burası var. Sen iyi de para istersin ha. Bende o para yok zaten. Vallahi bende o para yok. O değil, Batanyalılar ne yapıyor burada hala ya? Gitmişken bir sen... Aa Liena! Bebişim! Ne haber? Mesut'u bırak onu, ağzına sıçarım senin. Ya bebeğim ya. Görüyorsun. Görüyorsun, yaptığını görüyorsun. Bitirin lan işini. Buradan bir ordu geliyor. Liena, canım benim, balım. Bak bak gaza geldi, benden gazı aldı. Şişt, ne yapıyorsun? Ya baban Aldrich'le görüşeceğim de, Aldrich'le ben aslında farklı bir şey görüşmek istiyorum ya. Şişt, barış yapak mı? Ne diyorsun? Oh oh oh. Adamlar barış yapmak için artık para veriyor. Ah be oğlum, siz ne hallere düştünüz ya. Babanla görüşmem lazım bu arada. Bir ara babanı çağır. Oha. 600 küsür kişi var orada. Ben nereye girecektim lan? Kızı gördük gene kafa gitti ha. Şimdiki. Bizim burada düşen yerlerimiz var mı? Şurası düşmüş gibi. Şuraya bir gidelim biz ya. Zaten bu taraflarda bir şeyler oluyor. Ne olduğunu tam anlamasam da. Ya bir... Lan oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Adamlar 2-3 tane çapulcuyu bulmuşlar, onu öldürmeye çalışıyorlar ya. Yazık günah lan. Ne hale düştü koskoca Batanya İmparatorluğu. İmparatorluk da denmez onlar ama. Militorum. Vallahi yolumun üstü, kusura bakma gideceğim yer. He aldım. Ne oldu? Sen mi istiyorsun? Bir şey mi diyecektin?
Onursuzca bir öneri mi? La yürü git ya. Çolukta çocukta benim uğraşacak vaktim yok. Çekil lan, burası benim yolum. Astar Kalesi. Al Mesui, al. Herkes sana çalışıyor zaten. Mesui'nin ne ayrıcalığı varsa artık bilemedim. Lan Mesui ile ben aramı iyi yapayım ya. Vallahi buna çok fazla yüz verdiler. Herhalde benim Bagay ile geçmişim olduğu için böyle bir olay oluyor ya. Emin de değilim şimdi, ne yalan söyleyeyim ama. Var yani bir şeyler. Neyse. Bura ne alemde? 400 kişi. He. Diğer taraflarda ne oluyor, ne bitiyor? Burası düşmüş. Ram Kalesi. Bizimkiler buraya açılmamıştı zaten. Ya da açılmışlar mıydı? Bütün savaş bu tarafta dönüyor demiştik. Galiba şurada bir şeyler yapmışlardı ama. Biz hiç bu şehirle uğraşmıyorduk. Bakın. Yani gerek yok. Onun yerine zaten alt tarafı hallettik diyebiliriz. Buraya Aseraylılar saldırıyor. Yani bir sonraki bölümdeki yapacaklarımızı şu an planlıyorum kafamda. Lageta'ya zaten şu an kimse bulaşmaz. Bu olaylar olurken biz yukarıya desteğe gidelim. Rem'i alalım. Rem'den çıkalım. Yapalım? Lan çok fazla şehir var ya bunlarda. Bir de her yer kırmızı, iyice gözünde alıyor insanın. Bir düşün düşün düşün, burada biz ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Mekanlar birbirine o kadar fazla yakın ki, hani az gibi görünüyorlar ama kalabalıklar. Yani şöyle Kuzeyitlerle kıyasladığımız zaman, mesela Kuzeyitlerin bölgeleri hep birbirinden uzak olduğu için problem olmuyor ama şu an bunların bölgeleri o kadar birbirine yakın ki hani bayağı bir sıkıntı. Nasıl yapsak? Lageta'yı salacağım. Şuraya bir gideceğim, bakacağım. Yani şu Aseraylıların ufaktan olaya el atması gerekiyor. Eğer burada sayıları fazla değilse şurayı birleştirmeye çalışacağım. Yani şu tarafa. Sayılar fazlaysa 155 kişi, adam yok lan içeride. Vallahi adam yok içeride. Aa, Arkor. Bekle 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 bekle. Arkor'u ben nerede görmüştüm? Arkor kayboldu. Ne oldu? Kaleus aldık. Al Valdur'u. Al koçum benim, al. Orası senin hakkınmış. Öyle söylüyorlar. Hadi hayırlı olsun. Sen kimsin? Alare. Sen kimsin? Aa şu. La burayı ne ara aldık biz? Şu herifi yakalayabileceğiz mi? Oğlum artık birilerini yakalayayım ben yama ya. Aslında biz zaten bunların içine girmedik mi? Girdik. Hani girdik. Ama bunlar da çöküş dönemini yaşıyor ya. İnsanı çok tahrik ediyorlar. Evet, tahrik ediyorlar. Yanlış duymadınız. Yok ya, yok. Ben bunlarla barış yapacağım. Aynen. Ben bunlarla barış yapacağım. Bunlar bir toparlansın ya. Bu olayın biraz heyecanı olsun arkadaşlar şimdi. Bunlar toparlansın. Yani şöyle güce baktığım zaman bitti lan bunlar galiba. Bu ne? Biz 10K'ya vuracağız. Bak. Kuzeyitler bir toparlanıyor. Aseraylılar toparlanıyor. Siz yiyin birbirinizi burada. Kardeşim. Madem onu yemedin. Ben sana bir şey soracağım. Barış yapalım mı? Dur bir dakika.
Çok mu yaşasın? Tamam yaşasın o zaman. Şunları bana ver. Karşılığında ne istiyorsun? Tamam. Hadi vatana millete hayırlı olsun. Yeter ya bizimkiler bir toparlansın kendine gelsin. O yüzden. Yani şu an burası çok karışık oldu. Zaten yani bizim Mesui'ye verdiğimiz yerlerden bakarsak bak adamları öyle bir talan ettik ki hani sıkıştılar. Ciddi anlamda sıkıştılar. Gerçi bizden bir yer kazandılar. Hani böyle bir gerçek var. Son dakikada buranın golü gelmiş. Bu da güzel bir haber. Güzel güzel ya. İyi bir dağılıma artık el attık. Neredeyse yavaş yavaş haritada bir bütünlük sağlıyoruz. E bari gidelim bir sonraki bölümde de Asera'ya savaş ilan edelim ya. Onlar da nasiplensin. Aynen. Onlar da nasiplensin. Onları da bir görelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.